Merhabalar, ben Köftes Köfte ve bu videoda ilginç bir projeyle karşınızdayız. Ben kendime ilginç bir iş plan yapmayı planlıyorum. Yani plan yapmayı planlıyorum. Çok güzel bir cümle kurdum değil mi? Yani kendime ilginç bir proje planladım. Bu proje nedir diye soruyor olursanız. Ben bu aralar birkaç farklı iş için çok fazla herhangi bir kalıcı değişiklik yapamayacağım bilgisayar altında çalışmak zorunda kalıyorum. Bolca müşterilere gitmedir, şudur budur vesaire vesaire yüzünden ve yanımda dolayısıyla da çalıştığım araçları taşıyamıyorum. Library USB'de bir Linux kullanıyorum bu aralar. Ancak bunda her seferinde gidip o bilgisayarda her seferinde kullandığım birkaç tane araç var. Onları her seferinde tekrar indirmem gerekiyor. Her bootta. Live CD'lerin yani bu şekilde mesela. Şu an bir live CD çalıştırıyorum burada. Sıkıntıları bu. Peki ben bu yüzden ne yapacağım? Kendime bir adet USB bellek aldım. Sanal bilgisayarda şu an o USB belleği şu şekilde bağladım. Şu an bu bilgisayarıma takılı bir USB bellek. Bunda herhangi bir depolama birimi yok bu sanal bilgisayarda. Bunu kurulum için kullanacağım. Ayrıca devam edelim. Buna şu an güncel Arch Linux istosu bağlı. Ancak öncesinde şurada bir mint açmamın sebebi ufak bir şey göstermem. Şimdi göreceğiniz Arch Linux'un kurulumu. Normal birazdan göreceğiniz daha doğrusu. Arch Linux kurulumu tamamen normal kullanıcılar için değildir hiçbir şekilde. Daha deneyimli kullanıcılar içindir. Avantajı hani ciddi anlamda detaylı bir ayarlama sağlıyor. Bunun yanı sıra hani tamamen sistem sizin isteğinize özel hale gelmiş oluyor. Fakat dezavantaj olarak ise zor. Zor bir kurulum ve hani ne kadar deneyimli olursanız olun yanda ArchWiki'ye bakmadan kurulumu gerçekleştiremiyorsunuz ki ben de şu an yanda ArchWiki açık. Hatta göstermek için şöyle ikinci bir grup daha açtım. Şu sayfa sizin inanılmaz derecede önemli olacak bir sayfanız. Peki neden ArchWiki'yi seçtim? Güzel soru. İki sebep var. Bir, kendim Arch Linux'a çok daha rahatım. İki, hani yapacağım değişiklikler Arch kurulumunda hazırlaması çok daha kolay zımbırtılar. Ve bunun yanı sıra burada size şunu göstermemin sebebi, Mint'i göstermemin sebebi, normal bir Linux dağıtımının nasıl kurulduğu. Tabii ki de burada 10 GB'tan aşağı bir alan olduğu için bana kurumu tamamlamıyor. Ancak hani burada basitçe özet şu. Çoğu Linux dağıtımı, normal kullanıcılar için yapılmış Linux dağıtımı, Ubuntu olsun, Mint olsun, Fedora olsun, KDE Neon olsun, Elementary olsun vesaire vesaire. Tamamen böyle aşırı basit, aşırı rahat bir kurulum aracıyla geliyor. Ayrıca bunun yanı sıra güzel birer Live CD olarak da iş görüyorlar. Neyse, sonra şimdi sana gelelim. Arch'ımızı başlatalım. Ha ha ha. Açılsın. Ve şu an Arch kurulum CD'si diyelim. Onu açıyoruz. Kendine gelsin. Tabii ki de tek işlemci çekirdeğiyle. Ancak bu kadar. Evet. Açılıyor. Açıldı. Evet, açıldı. Bu. Arch kurulum ISO'sunu çalıştırdığınızda karşınıza bu ekran çıkıyor. Şimdi önce klavyeyi ayarlayacağız. Çünkü şu an Türkçe karakterler ayarlı değil. İ'ye bastığımda bunu çıkıyor mesela. Ş'ye bastığımda bu çıkıyor. Yumuşak Y'ye bastığımda bu çıkıyor. Ben bunu Türkçe Q'yu ayarlamam lazım. Tamamdır, oldu. Bu arada bu videoyu biraz Arch kurulumu nasıl yapılır onu da görmek için kullanabilirsiniz. Ancak bunu adım adım takip ederek kullanmayın. Kesinlikle ama kesinlikle şuradaki Arch wikisini takip ederek kurun. Türkçe belgelerde bulursunuz. Nerede buluyorsunuz bilmiyorum. Emin değilim. Şimdi internet bağlantımızı kontrol edelim. Çünkü Arch kurulumu için internet bağlantısı gerekli. Onun için de ping. Tamamdır, bağlı. Evet, şimdi. Güzel bir... Bu arada unutmadan öncesinde size Linux'ta /dev klasörünün ne olduğunu göstereyim.
Burası benim bilgisayara bağlı cihazların sembolize edildiği bir alan. Yani şunların hepsi bir adet cihazı temsil ediyor. Benim için burada önemli olanlar SD'ler. Yani /SDA. Bu SDA demek bu bilgisayara bağlı birincil disk. Şu an bu USB tek disk olduğu için SDA oluyor. Bunun yani başka bir şey olsaydı SDB, SDC, SD vesaire vesaire, SDD, SDE vesaire gibi ilerleyecekti. Şu an bize SDA lazım. Bu diskin kendisi, bu arada diskin içindeki bölümler farklı isimlerde alınıyor. SDA, mesela SDA diskindeki birincil bölüm SDA1. İkincisi ikinci. Vesaire vesaire. Mesela bunu Windows'a kıyaslayacak olursak SDA herhangi bir şeye tekabül etmiyor. SDA1 koyarsak eğer bu şey sizin C diskinize tekabül ediyor. SDA2 koyacaksak bu D'ye tekabül ediyor gibi düşünebilirsiniz. Evet, şimdi bu benim USB belleğim. Ve ben bunun içinde 3 tane disk bölümü oluşturmak zorundayım. Eğer ben bunu BIOS makinelerde çalıştırmak zorunda kalmasaydım, sadece UEFI makinelerde çalıştıracak durumda olsaydım, sadece 2 tane disk bölümü oluşturacaktım. Fakat şu an 3 tane oluşturmam lazım. Biri, birinciden başlasın, artı 1, M. Senin kodun neydi? Güzel soru değil mi? Sevgili Grub, gel bakalım. Evet. EF02. Tamamdır. Partition name, herhangi bir partition name'in olmasın. Burada bir adet BIOS boot partition oluşturduk. Bu BIOS'un açılış verilerini okuyacağı bölüm olacak. 1 MB bir bölüm. Sonrasında devam edelim. Sonrasında iki tane daha bölüm oluşturacağız. Birincisi, sen buradan başla, senin boyutun 128 MB olsun. Xcode'un standart. Adın Efi. Ve kalan bölümü de yepyeni bir bölüm. Tamamen root. Tamamdır. Ve bunları yaptık, ancak şu an quit dersem eğer bütün her şey silinecek. O öncesinde write demem lazım. Ve şuraya yes demem lazım. Evet. Ve şimdi quit diyelim. Ve eğer lsblk yazarsak burada bağlı olan disklerimi göreceksiniz. SDA1, SDA2, SDA3 şeklinde. Şimdi devam edelim. İlk önce benim SDA... Bunlar bu arada şu an disk, ancak herhangi bir dosya sistemi yok bunlarda. Herhangi bir dosya sistemi olmayan basit diskler. Ben şu an buraya SDA2'yi FAT yapmam lazım. FAT32 yapmam lazım. MK, FS, FAT, F32, /dev/SDA2. Evet, bu VFAT'a dönüştü. Şimdi benim bir de X4 dosya sistemi oluşturmam lazım. Kendim normalde ButterFS kullanıyorum, ancak ButterFS çok fazla kayıt aldığı için, çok fazla arka plan yazması gerçekleştirdiği için USB birlikte çok güzel sonuçlar doğurmayabilir. O yüzden burada ufak bir detay yapmamız lazım. MKFS X4 Tamamdır. Şu kısmı normalde. Evet, normalde siz kendiniz yaparken sadece şu şekilde yapacaksınız. Ancak ben şu an USB'ye kurduğum için bu gerekli benim açımdan. Ve şimdi lsblk-f yaparsak ilk ikisi VFAT olması gerektiği gibi. Üçüncüsü ise X4. Tamamdır. Aradığım şeyler bunlar. Ve şimdi asıl eğlenceli kısma geçelim. Bunları bağlamaya. Hmm.
slash dev slash sda 3 slash mnt. Mnt'ye bağladık. ls slash mnt dersek içi boş bir bölüm. Şimdi mk'dir. Bir klasör oluşturalım. Slash mnt slash boot. Boot klasörümüzü oluşturalım. Çünkü mount slash mnt. Evet pardon. Dev slash sda 2 slash mnt slash boot. Ve boot'umuzu da bağladık. Ah. Swap bu arada normal bir sistemde gerekiyor. O yüzden mk swap diyorsunuz bir tane swap partisyonu oluşturursanız. Ancak burada swap bana gerekmiyor. Şimdi. Base. Şimdi. Packstrap komutu nedir diye soracak olursanız. Packstrap komutu basitçe aslında hani normalde Pacman komutunun bir benzeri ancak hani olmayan bir sisteme başka bir sistem üzerinden bir şeyler kuruyorsunuz ve onu sıfırdan yapılandırıyorsunuz gibi düşünün. Yani programları indirip kuracak ancak bunu olmayan henüz kurulu olmayan sisteminiz üstüne kuracak ve bununla beraber sistemi de kuracak gibi düşünün. MNT klasörü altında çalışacağını söylüyoruz. Yani oluşturduğumuz sistem klasörü. Ve burada kuracağım paket gruplarına gelelim. Base, devil ve zsh. Evet, zsh. Ama bir de dos. Bu da lazım. Ve burada paketleri tarayacak. Ve bu süreç biraz zaman alacak bir süreç. Şu an burada yapacağı şey internetten benim yani bütün temel sistem dosyalarını indirecek. Bu temel sistem dosyalarını kuracak. 300 MB bir temel sistemi kuracak. Ve o yüzden de ben de bekleyeceğim. Evet. Ve bunu biliyorsunuz videoya edit gelecek. Evet ve paketlerimizin kurulumu tamamlandı. O zaman ne yapıyoruz? Şimdi bir fs tab oluşturmamız lazım. Fs tab nedir diye soracak olursanız kendisi Linux sistemlerin açılışta hangi disklerin nereye bağlanacağını belirlediği bir arkadaş. Gen evet. Şimdi tamam, min varmış. Slash mnt slash. Evet bakalım sizler. Tamamdır, UUID ile bağlanmış. Güzel. Aradığım şey buydu. Bu arada Vim biraz daha gelişmiş bir metin editörü. Eğer basit bir şey istiyorsanız nano kullanın. Şimdi devam edelim. Benim şu an kalan işlerimi bu sistem altında yapmam lazım. Artcheroot komutuna girip mnt altına chroot'umuzu giriyoruz. Evet artık ctrl-l'mizde diyelim. Şu an teknik olarak USB birliğimin içindeki kurulu arch kurulumundayım. Hatta ls slash. Evet. Zaten slash altındaymışım. Neyse şimdi devam edelim. İlk önce sistem saatimi ayarlamam lazım. Yine bir tane soft link oluşturacağız. Yani bir tane sistem saati dosyasını Europe İstanbul slash etc slash local time. Evet. Local time'ımızı ayarladık. Ve bunun yanı sıra bu saati otomatik olarak ayarlamasını sağlayacak Zamazingo. Şimdi lokalimizi yani
dil yapılandırmamıza bir bakalım. Şu an bir şey yok. Bu arada Vim kullanıyorum da siz Nano kullanın. Vim çünkü Stack Overhaul'un en fazla sorulan sorusu nedir diye soracak olursanız Vim'den nasıl çıkılır? Aa doğru, Vim'i kurmamışım. Pacman-S. Vim. Vim'imizi kuralım. Evet. Şu an yaptığım işlemler basit sistem yapılandırmaları bu arada. Unutmadan demin bir şey göstermiştim. Genfs tab'da. Kadar sonra fs tab dosyasına baktığımda orada şey UUID üzerinden mi konmuşlar yoksa başka bir şey üzerinden mi konmuşlar diye bir kontrol ettim. Bu önemli bir nokta çünkü USB'den okuyacağımız için her seferinde farklı bir disk kombinasyonuna sahip olacak makineler ve o yüzden UUID üzerinden okumamız lazım. Şimdi evet. Ben tabii ki de İngilizce kullanıyorum. Aslında bir değişiklik yapayım. Türkçe olsun bu. Fantezi yapayım. TRTR UTF-8 tamamdır. Tamamdır. Kaydettik. Şimdi. Evet, ayarladık. Şimdi devam edelim. Vim slash etc slash v. Ups, yanlış bir. Tamamdır. Ve sen eşittir trq. Tamamdır. Ve şimdi de hostname'imiz. USB Arch. Evet, USB Arch koyduk kurulumumuzun adını ve buradan da Arzu. USB Arch. Tamamdır. Bunları da ayarladık. Ve şimdi gene değişik bir işlem yapacağımız bir kısım. RAM diski oluşturmak. Unutmadan bir kuracağım paket de geldi aklıma. Bunu kurmayı unutmuşum. Intel işlemci kullanıyorsunuz, bunu kurmak zorundasınız. Evet. Tamam, burayı bir yandan okumaya çalışıyorum da. Tamam. Vim slash. Bu arada ben de bunu ilk defa yapıyorum. Böyle bir işlemi. Hooks kısmına. Tamam. Bunu... bloku buraya koymamız gerekiyormuş. Tamamdır. Trepe. Evet.
şu an açılış dosyalarımızı bir nebze oluşturuyoruz ve evet, RAM diskimizi ve kernel'ımızı oluşturduk. Hatta ls/boot gördüğünüz gibi intran fs'ler, Intel Ucode ve VM Linux. Bunlar yer alıyor burada. Şimdi bizim iki tane, benim burada iki tane bootloader kurmam lazım. Biri UEFI sistemlerde çalışacak olan systemd boot. Diğeri ise grub, o BIOS sistemlerde çalışacak. Şimdi ilk önce systemd boot'u kuruyorum. Bu sizin UEFI sistem kullanıyorsanız, yani modern bir sisteminiz varsa kullanacağınız şey. Evet, ufak bir hata yapmışım. Devsedia. Type. Bu şekilde ayarlayıp. Quit. Şimdi bunu dediğim takdirde. Evet, kurdu. ls/boot dersek eğer, evet, burada bir EFI klasörümüz de var. Systemd vesaire vesaire. Evet, aradığımız şey buydu. Şimdi systemd boot'umuzu oluşturduk. Benim burada iki tane paket oluşturmam lazım. Daha sonra paket değil de loader oluşturmam lazım. vim/boot/efi/loader enter is archintel.conf. Buraya title, tabi öncesinde bir şeye bakmam lazım. Ah. Senin UUID'in neydi? Güzel soru değil mi? tc/fs/tab. Evet. Güzel. Bunu benim bir yere kopyalamam lazım. Arch Intel. Title. Arch. VM Linux. Pardon. Tire Linux. Init red slash fs. Tabi burada önemli bir nokta oldu. Intran fs nokta tire Linux nokta image. Burada önemli bir nokta var. Intel kullandığımız için buradaki önemli nokta devreye giriyor. Hemen orada girmemiz gereken şeyi göstereyim size. Burada araya bir tane daha koyacağız. Init red slash intel. Bunu girmemiz gerekiyor. Evet. Bu Intel işlemcilerde gereken bir kısım. Şimdi options root eşittir part UUID
Sonrasında da RM. Tamamdır. Şimdi bir de bunu CP slash boot loader entries non intel diye bir kopyalayalım. Sonrasında da seni bir editleyelim. Kopyaladık bunu bir. Non intel. Ve tabii ki de şu satırı çıkartıyoruz. Şuna da bir kontrol edelim. İyi ki kontrol etmişim çünkü. Evet. Hazır. Systemd boot kısmı. Ve geriye sistemde olmayan kısım kaldı. Bu benim bayağı sıkıntı yaşayacağım bir kısım. Çünkü ben en son ne zaman sistemde BIOS bir kurulum yaptığımı hatırlamıyorum. Şimdi pacman-s grub. Yıp. Evet, grubumuzu kuralım. Buradan itibaren eski sistem kullanıyorsanız devreye giriyor. Bu arada bu kurduğumuz nedir diye soracak kalırsanız açılış yöneticisi. Ah. Grab zamazingoların bunun zamazingolarına çok uğraşmayacağım. Grab nokta. Evet. Grab'ımızı kurduk. Şimdi son bir işlemimiz var. Varsa tam olarak soft bir işlem değil ama. Evet. Bir root parolası oluşturalım. Bu arada yazmıyor gözüküyor ancak aslında yazıyor, o aklımızda bulunsun. Ve şimdi evet, reboot diyelim. Bundan optical devices. Şimdi file. Reset. Muhtemelen bir şeyleri yanlış ayarladım değil mi? Evet, yanlış ayarladım. Evet, çok yanlış ayarladım. Muhtemelen UUID'yi yanlış kopyaladım. Onu bir düzeltirim. O sıkıntı değil. Hemen düzeltirim onu. Evet ve sorunumuz çözüldü. Sorunumuz nedir diye soracak olursanız birazdan göstereceğim. Ve voilà. Root. Tamamdır. Şimdi vim slash vim slash etc C slash etc. Tabii ki de arada bu olunca ah, böyle saçmalıklar yapabiliyormuşuz. Kmap eşittir trq. Tamamdır. Ah, şu an sistemimiz teknik olarak kurulu. Ve herhangi bir sistemde çalışacaktır. Fakat ortada bizim bir masaüstü ortamımız yok. Ve ben bundan hangi masaüstü ortamını kullanmak istiyorum ona emin değilim. Neyse, size asıl sorunumuzu gösterelim. Vim slash boot slash loader entries Arch Intel Conf. Hem şurada part UUID yerine UUID yazmak daha sağlıklı olmuş, hem de UUID'yi yanlış yazmışım. Tabii ben düzenli olarak slash dev slash bilmem ne yazmaya alıştığım için. Evet. Şu an teknik olarak sistemim kurulu. Geriye ne kalıyor sadece? İhtiyaç duyduğum masaüstü ortamıdır, şudur budur kurmak. Değil mi?
Evet. Yani başka bir şey yok. Tabii ki de video driverları falan filan da ayarlamak gerekecek. Şimdi ilk önce bütün video driverları indirelim. Sudo pacman-s xf 86 tire. Asıl inputları da girelim. Input Synaptics touchpad'ler için, yani laptopta kullanmak istediğim zaman XF 86 video VESA XF 86 dur. XF 86 tire video tire ati XF 86 tire video tire Intel ve XF 86 tire video tire Nehu hatta Nehu kendisi açık kaynaklı Nvidia sürücüsü. Evet. Ve Yes. Ben internete bağlı değil miyim? Ah dur. Pacman-tire. Evet. Bağlı değilim. Tamamdır. Burada benim HD ödemde bir hata var. Tam bu. Tamamdır. Şimdi bunu yaparsak gene güncelleme gelmiş o ara. Evet. Bu şekilde Arch'la alakalı böyle şeyler görebiliyorsunuz. Neyse sadece depolar güncellenmiş. Şunları biz kuralım. Bunlar kurulduğunda ben masaüstü olarak ne kullanayım onu düşüneyim bir ara. KDE mi kullanayım? KDE benim bu aralar en çok kullandığım. NOM kullanabilirim. Değişiklik olsun diye Cinnamon kurabilirim. Daha ilginç olur. Ama hani Maka yok ya, KDE bayağı rahat çalışıyor her şeyde. Hatta. Bakalım KDE'nin paket komutları neydi? Hayır, paket kısaltıları. Tamamdır. Plazma. Bunun yanı sıra KDE Apple'i Kali Applications'ı okey, onlar arasından daha sonradan seçip ya dur KD'ye hepsini kuralım ya. Evet. Burada şunları bana soruyor. Yay! 1 GB indireceğim. Evet. Bunlar bu kadar. Evet, masaüstü ortamımızın kurulumu da bitti. Videoda ya bu şekilde devam etmemenin sebebi yapmayı unuttuğum çok önemli bir adım. Kullanıcı eklemedim ben. Bu arada burada gruba users da yazabiliriz. Will da yazabiliriz. Will'ın ama olayı Will yetkili bir kullanıcı. Yani sen yetkili bir kişisin diyor. Bin slash yani sudo komutunu falan kullanabiliyorsun. Evet. Sonrasında da evet ve köfteyiz köftenin de şifresini oluşturduk. Ve tabii ki de vsudo sudomuzu bir ayarlayalım. Evet.
Dur, yanlış. Yanlış oldu. No password istemiyorum. Tamamdır. Ve şimdi. Evet, Network Manager'ı aktifleştirdik ve SDDM. SDDM'i de aktifleştirdik. Şimdi reboot dersek eğer bu açılacak şimdi. Kendime bir de güzel bir çay koydum. Ah. Şimdi grafik arayüzünü başlatmasını bekliyoruz. Gel bakalım. Hadi. Seni bekliyoruz. Hala bekliyorum. Burada evet, Arch kurulumu bu şekilde biraz işkence bir kurulum. Fakat işin sonunda inanılmaz derecede stabil bir şey elinize geçiyor. O öyle bir gerçekte söz konusu. Ve hala masaüstü kendine gelmedi. Bekleyelim biraz daha. Gelmezse biraz sıkıntımız var demektir. Evet, masaüstü ortamımızın kurulumu da bitti. Evet, videoda ya bu şekilde devam etmemenin sebebi yapmayı unuttuğum çok önemli bir adım. Kullanıcı eklemedim ben. Bu arada burada gruba users da yazabiliriz. Will da yazabiliriz. Will'ın ama olayı, Will yetkili bir kullanıcı. Yani sen yetkili bir kişisin diyor. Yani sudo komutunu falan kullanabiliyorsun. Evet. Sonrasında da evet, ve köfteyiz köftenin de şifresini oluşturduk. Ve tabii ki de vsudo. Sudomuzu bir ayarlayalım. Evet. Aa, dur, yanlış. Yanlış oldu. No password istemiyorum. Tamamdır. Ve şimdi. Evet, Network Manager'ı aktifleştirdik ve SDDM. Evet, masaüstü ortamımızın kurulumu da bitti. Evet, videoda ya bu şekilde devam etmemenin sebebi yapmayı unuttuğum çok önemli bir adım. Kullanıcı eklemedim ben. Bu arada burada gruba users da yazabiliriz. Will da yazabiliriz. Will'ın ama olayı, Will yetkili bir kullanıcı. Yani sen yetkili bir kişisin diyor. Yani sudo komutunu falan kullanabiliyorsun. Evet. Sonrasında da evet, ve köfteyiz köftenin de şifresini oluşturduk. Ve tabii ki de vsudo. Sudomuzu bir ayarlayalım. Evet. Aa, dur, yanlış. Yanlış oldu. No password istemiyorum.
Tamamdır. Ve şimdi. Evet, Network Manager'ı aktifleştirdik ve SDDM. SDDM'i de aktifleştirdik. Şimdi reboot dersek eğer bu açılacak şimdi. Kendime bir de güzel bir çay koydum. Ah. Şimdi grafik arayüzünü başlatmasını bekliyoruz. Gel bakalım. Hadi. Seni bekliyoruz. Hala bekliyorum. Burada evet, Arch kurulumu bu şekilde biraz işkence bir kurulum. Fakat işin sonunda inanılmaz derecede stabil bir şey elinize geçiyor. O öyle bir gerçekte söz konusu. Ve hala masaüstü kendine gelmedi. Bekleyelim biraz daha. Gelmezse biraz sıkıntımız var demektir. Evet ve an itibariyle buradaki işlerimiz bittiğine göre seni alalım. Ve emektar Logan'ımıza takalım. Ah, tabii ki de Logan'ın klavyesi çalışmadığı için. Evet. Ha, gelelim bakalım. Tabii ki de işin içine herhangi bir neydi? Splash screen koymadığım için sadece komutlar çıktılar görülüyor. Ancak zaten splash screen istemiyorum. Ve voilà! Evet, girişimizi yapalım. Evet, USB'den çalışan bir Arch kurulumumuz ve kurulum tamamlanana kadar bu cihaza bağlanmadı bile. Ve şu an her şey doğru. Bakalım touchpad çalışıyor mu? Evet, çalışıyor. Yep, ekran çözünürlüğü doğru. Ses çalışıyor. Wi-Fi'yi bağlamamız gerekecek. Wi-Fi çalışıyor ama. Evet, her şey çalışıyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler, iyi eğlenceler.